Sabah şerifleriniz hayrolsun. Sağ olun Mahbule Hanım. Helva. Biri mi öldü ki? Tahsin amcam mı öldü yoksa? Hayır yok, tutar mısınız? Allah korusun. Allah gecinden versin, yok öyle bir şey. Ben de yani helvayı görünce dedim, herhalde dedim... ...böyle sırtımdan brrrr diye böyle bir ürperdi geçti de ondan. Yok burdan da. benim şöyle bir hayat felsefem vardı. Yani ölü helvası niçin sadece ölü ölen günlerle sınırlı kalsın? Ha. Değil mi? Ha. Çok güzel bir hayat felsefesi bence. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben böyle haftada bir iki helva kavururum. Yani enerji olsun, beynimize oksijen gitsin, tatlı yiyelim falan gibisine. Sizin de helva sevdiğinize doyunca kavurdum. Afiyet olsun. Elinize sağlık falan. Çok elinize sağlık, çok sağ olun. Rica ederim. Yalnız bu şeyi... Sacit Bey meselesi var ya, o... Acaba o konu kirayla ilgili onu halledebilir miyiz? Yani halledebilecek miyiz? Onun kendisinin bir eşlev saatini yakalasa belki halledebilir. Şimdi yani onun o konu zaten sadece Sacit'in mevzu bahisi. O bakımdan yani Eşref Bey her kimse onun bir yetkisi yok. Ha anladım. Ha tabii anladım. Ben o zaman kaçayım. Arada bir böyle görüşü veririz değil mi? Tabii canım, komşuluk ilişkilerinde hep olan bir şeydir zaten. Ben de çok severim. Sacit Bey'e çok selamlar. Boş isterim. Lan. Bunu yiye yiye bu olmuş, bu böyle. Kutuk. Kutuk. Geri. Geri. Başkasının yaptığı şeyi hayatta yiyemem ki ben. Geri. 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 Hey Geri. What's going on? Fine. Dayara. Anahtarlığı koparttın ya. Allah'ım yarabbim ya. Kaç aldım ben bunu? Neyden yapıyorsun sen böyle? Ödüm patlattı. Kup kupa teyye ya burası şimdi. Bu bizim bir geleneğimiz oldu ya Burhan Bey. O bakım ya ne şey. Geleneği? Bırak Allah aşkına. Ne geleneği ya? Anahtarı şey yaptın, kopartırttın ya bana ya. Öf. Yani... İlahi makarana bir al. İlahi. Kafir avladınız beni ama. Size dolma ve börek getirdim. Hani bekar yüpe bir insansınız ya. Hanım eli değmiş yemeklere hasret kalırsınız diyerekten. Elinize sağlık. Bilal Hanım şöyle bir şey yapayım. Elinize sağlık. Oh, çok güzel. Afiyet olsun. Helvayı beğendiniz mi? Helvayı? Bayıldım. Benim parmaklarımı yedim. Hepsini bitirdim tabaktakileri. Her gün bir tanıdık ölse de her gün dedim helvasını yesek. Afiyet olsun. Sağ olun. Oh. Oldu o zaman. Oh. Böyle kapıda durmayalım. Beni beklerler. Ev ailesine cümleten selamlar, İfot'a özellikle. Baş üstüne. Tamam. Bize sağlık tekrardan. Yağlı yağlı. Hanım eli değmiş yemekmiş. Hanım eli değmiş yemekmiş. Yağlı yağlı. Böyle kalın parmaklarıyla mıncık mıncık etmiştir bunu. Kesin öyle yapmıştır. Geri. Geri. Gary. Hey Gary. What's going on? Anna. Ay. Kusura bakmayın, bu sefer benden ne oldu? Çünkü ben biraz gece geç yattım. Ne bu ya sabah sabah? Patates köfte kızartıverdim. Hatta sefertesine koyup öğlen iş yerine götürürsünüz, orada yersiniz diye de erkenden geldim. Ha, iyi ettin şekerim.
Ben de geceyi geç yattım. Sabah kalktım. Ne kokuyor ki bu ya? Köfteler sarımsaklı. Zaten kendisini bellediği. Sarımsağı gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış der annem hep. Öyle mi? Ya. Ha, o zaman ben sizi tutmayayım. Nasıl? Şimdi kahvaltıda ya millet, evin genç kızı nerede diye sorarlar. Bakarlar bakarlar göremezler yani, çay getir, sepet getir filan. Genç kız anlamında. Doğru, beklerler genç kız olarak. Ben o zaman bunu size vereyim. Sizi fazla tutmayayım, hayırlı işler size. Elinize sağlık. Oh, vallahi iştahım açıldı. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Kokuyor bu ya. Ne kadar kokuyor bu. Bir daha kapıyı açmayacağım. Üf. Efendim.